Merhaba hanımlar. Sevgi'nin Emeği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu ahududulu hırkamın yapılışını göstereceğim. Hırkamın ben başlangıcını yaptım. Yani kol kısmına kadar olan bölümü yaptım. Size başlangıcını tekrar göstereceğim. Modelimiz çok güzel ve bugünlerde popüler olan bir hırka. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi kolları ahududu modelinden oluşan, diğer kısımları da haroşa örgüden oluşan bir hırkamız. Düğme deliklerim var burada, küçük küçük. Sizinle birlikte bunun başlangıcını göstereceğim. Gördüğünüz gibi hırkam 1-2 yaş çocuklar için. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bakın. 2 yaş grubu çocuklar giyebilirler. İstediğiniz ölçülerde yapmak isterseniz sayıları arttırmanız gerekiyor. Şimdi sizinle birlikte bunu yapalım. İlk önce başlangıç için 3,5 numara şişimiz var. Onunla başlayacağız. Sonra daha sonra kolay örebilmek için misin alışışa geçireceğiz. Bu şekilde yine aynı 3,5 numarada olan. Benim misin alışışım biraz küçük olduğu için hani 80 santim. Şimdi size ben bunu bir ipin üzerine geçirerek gösteriyorum. Kol kısmına kadar ahududuları 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ahududu yapıyoruz. Buradaki arttırmaları, ahududuların nasıl yapıldığını göstereceğim size. İpim de Nako Elite Baby. Gördüğünüz gibi. 250 metre. Evet, şimdi birlikte sizinle başlayalım. İlk önce hırkamızın başlangıcı için 80 tane ilmek atacağız. 80 ilmeğimizi başlıyoruz bu şekilde. 80 tane ilmeğimizi atalım. Evet, 80 tane ilmeğimi taktım şişime, gördüğünüz gibi. Şimdi bunu haroşa örgü yapacağız. 80 ilmeğimizi sadece bakın göstereyim burada size. 1, 2 ve 3 sıra haroşa örgü yapıyoruz. 3 sıradan sonra da bu yaka ve kol ayrımlarını göstereceğim size. Aynı zamanda hem kol ayrımını yaparken de ahududu modelimizi kurmaya başlayacağız. Bütün sayılarını vereceğim. Bu şekilde. 3 sıra ilk başta haroşa örgüyle başlayalım. Haroşa örgüyü biliyorsunuz. Aynı yönde hep aynı örgüyü yapmaktır. Her iki yönde de. Bu şekilde düz örerek her iki yönde de haroşa örgümüzü elde edeceğiz. Bu şekilde 3 sıra yapıp devam edelim. Evet, 3 sıra haroşamı ördükten sonra şu an arka yüzündeyim. Düğme deliğinin kuruluşunu göstereceğim size. O yüzden ilmeklerimi geri almak zorundayım. Şu şekilde bir geri alalım. Şimdi 4 ilmek kala. Bakın. 3 ilmek kala yapacağız bu işi. Şimdi 3 tane ilmeğimiz kaldı. Başına doluyoruz ilmeğimizi düğme deliği için. Geri kalan 3 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu şekilde. Tekrar ön yüzüne geldiğimizde yine aynı şekilde haroşamı örüyorum. 1 2. 2 ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada dediğim gibi 3 ilmekle bırakmıştık sonda düğme deliği için. 2 ilmeğimi ördüm. Bu 3. ilmeğimle beraber başına doladığım ilmeğin ikisini birlikte alıyoruz. Yani ilmeğimiz artmamış olacak. Burada kesme işlemi yapıyoruz. Haroşa yaparak yine aynı şekilde. Bakın, düğme deliğimiz açıldı. Bu şekilde. Yine örmeye devam ediyoruz.
Burada modelimizi kurmaya başlayacağız. Kol kısmını, yaka kısmını ayırmasını göstereceğim size. Şimdi 14 tane ilmek devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ilmek gördüğünüz gibi ördüm. Bu ilk yakanın ilk kısmı için, burası için 14 ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 tane ilmeğimiz var. Burada arttırmalarımızı gizli yapacağız. Bakın burada bu iki ilmeğimin arasında yapıyorum arttırmamı. Şimdi bakın bu şekilde arttırma yapıyoruz. Başına doluyoruz parmağımızın. Şişimize takıyoruz ilmeğimizi. Bu şekilde arttırma yaptık. İki ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde iki ilmek. Tekrar aynı şekilde arttırma yapıyorum. Her iki tarafında yaptığımız için arttırmayı. Ön yüzünde ve her iki tarafında. Şimdi bu ahududu modelimizi kuracağız. Kol kısmı için 11 tane ilmek ayıracağız. 11 ilmeğimizi de ahududunun modeli için kuracağız. Arttırmamızı yaptık. 2 tane ters örgü yapıyoruz. 1, 2 ters. Bir tane düz örgü yapıyoruz. 1, 2 ters örgü yapıyoruz. Tekrar bir düz örgü yapıyoruz. Tekrar 1, 2 ters yapıyoruz. Tekrar bir düz örgü yapıyoruz. Yani 1, 2, 3 tane düz örgümüz var. Aralarındaki ikişer tane ilmeğimiz ters. Tekrar 2 tane buradaki, yani buradan devam ettik diyelim. Buradaki 2 ters örgümü yapacağım tekrar. Şöyle göstereyim ben size. Buradan devam ettiğim için 2 tersimi yaptım. Bir düz, iki ters, bir düz, iki ters, bir düz. Tekrar iki tersimi yapıyorum. Bir düz, iki tersimi tekrar yapıyorum. Tekrar arttırmayı yapıyorum. Şu kısma geldik. Arttırma yaptık. İki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar arttırma yapıyorum. Şimdi sırt bölümündeki ilmeklerimiz tam 22 tane olacak. Haroşa yapıyoruz yine aynı şekilde haroşa örgü. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 ilmek. 22 tane ilmeğimi yaptım. Tekrar aynı şekilde arttırmamızı yapıyoruz. Gizli arttırma yapıyoruz yine. Parmağımıza dolayıp 1, 1, 2 tane düz örüyoruz. Tekrar arttırmamızı yapıyoruz. Ve tekrar yine aynı şekilde 11 tane ilmeğimi ahududu modeli için bakın 1, 2, 3 tane düzümüz var. 2 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. 2 ters. Ve bakın 3. düzümü yapıyorum. Tekrar 2 ters. Ve aynı şekilde arttırmamı başlayıp yapıyorum. Bu şekilde. Yine 1, 2 düz ilmeğimi örüyorum. Bu kısımdaki. Yine arttırmamızı yapıyoruz. Ve geriye kalan 14 tane ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Sadece modelimiz kol kısmında, geri kalan kısmı haroşa örgü olduğu için kolay ilerleyen. Biraz kol kısmındaki ahududularda dikkat etmeniz gerekiyor artırımlarında.
Ve yine aynı şekilde arka yüzüne dönmüş olduk. Yani 80 tane ilmeğimi 14, 2, 11, 2, 22, 2, 10, 11, 2, tekrar 14 tane olmak üzere toplamda 22 ilmek, toplamda 82, 80 ilmek. Bu kenardaki ilmeklerimiz 8 tane, 14, 14, 11, 11 ve 22. Arka yüzündeyiz. Arka yüzünde yine aynı şekilde haroşamızı örmeye devam ediyoruz. Kol kısmında. Arttırmalarımıza da dikkat edeceğiz. Bundan sonra sayılarımız artacak. Bakın arttırmayı görüyorsunuz. Fark ediliyor yaptığımız arttırma. Bu arttırmayla aynı şekilde düz haroşa yapıyoruz. Aradaki iki tane ilmeğimi arka yüzünde ters örüyorum. Yine bu arttırmamı yapıyorum. Şimdi şunu yapmamız gerekiyor. İki ters, bir düz, iki ters, bir düz gidiyordu modelimiz. Şimdi modelimizde iki ters, bir düz giderken arttırmalarımız ortaya çıktığı için arttırmalarımızı ahududuya çevireceğiz. Bakın bu ilk arttırmamız direkt düz örgü olacak ön yüzünde. Arka yüzünde ters yapıyoruz bunu, ilk arttırmamızı. Kol kısmındaki ilk arttırmayı söylüyorum. Bakın bunu ters yaptık. İki tane düzümüz var. Bir tane tersimiz var. Yani şu ahududuların başlangıcı. İki düz. Arka yüzünde şu şekilde çevireyim size daha kolay, net ve anlaşılır olur. Bakın burada ahududular genelde hep düz olarak ortaya çıkıyor. Ters örgü bir tane, iki tane düz, bir tane ters, tekrar iki düz. Ve bakın arttırmaya geldik. Yine bunu da ters örgü yapacağız arka yüzünde ki bunu da ahududu olarak kuracağız. Bu şekilde bir tane ters örgü yaptık. Ve dikkat etmemiz gereken yine arttırmamızı yaptık. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Yani şu kenardaki arttırmaların arasındaki. Ve yine diğer arttırdığımı da sırt bölgesine gelen kısımdaki arttırmayı da normal haroşa örerek gidiyorum. Sadece kol kısmındaki arttırmalarımızı ahududuya çeviriyoruz. Sırt ve ön kısma gelen arttırmaları, yani sağ ve sol ön taraflara gelen arttırmalarımızı haroşa örüyoruz. Yine aynı şekilde yapacağız. Diğer koldaki örgümüzü de ön yüzüne döndüğümüzde de tekrar haroşayı ördükten sonra kol kısmında ahududuların kuruluşunu göstereceğim size. Yani ahududuları yapmaya başlayacağız artık. Bakın arttırmaya geldim, yine haroşa örüyorum. Arada iki tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine o yaptığımız arttırmayı ters örgü yaparak ön tarafta düz olmasını sağlayacağız. 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz ve o arttırmamızı da bir ters olarak yapıyoruz. Arttırmalarımız her zaman ters olarak yapmayacağız tabii ki. İki tane ters ilmeğimi örüyorum. Yine o arttırmayı da ön tarafa karıştırarak haroşa örmeye devam ediyorum. Evet, tekrar ördük. Ön yüzüne geldik. Yine aynı şekilde. Kol kısmına kadar haroşamızı öreceğiz yine. Evet, kol kısmına kadar olan haroşamızı ördük.
İğne artırmamızı yapıyoruz aynı şekilde. Ön yüzünde her ön yüzüne döndüğümüzde artırmalarımızı yapacağız. 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. Yine artırmamı yapıyorum. Bakın bu şekilde. Düz ilmeğimi örüyorum. 2 ters. Şimdi tekrar düze geldik. Ve ahududuların yapılışına geldik. Bakın ilk ahududuyu kurmuşum. İkinci de değil, üçüncüyü tekrar kurduk. Evet, ahududumuzu beşli yapıyoruz. Bir, aynı ilmeğin içerisinden 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Başına doluyoruz. Üçüncü ilmeğimiz tekrar başına doluyoruz. Ve beşinci ilmeğimiz. Başına doladıklarımızla hep beraber 5 ilmek oluyor. Ve bırakıyoruz. Aradaki ters 2 ilmeğimi örüyorum. Bu ahududumuzun kuruluşu yukarıda olduğu için ortadaki, bunu sadece düz olarak örüyoruz. Aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum yine. Ve yine ahududumun bir tanesini daha kuruyorum. Bir ilmeğin içerisinden bir. Başına doluyoruz ikinciye. Üçüncüyü alıyoruz. Tekrar dördüncü başına doluyoruz. Ve beşinci ilmeğimiz. Bırakıyoruz. Yine aynı şekilde 2 ilmeğimi ters örüyorum. Bir önceki arttırmamı düz örmüştüm. Yine düz örüyorum. Arkada ters örüp önde düz olarak. Ve yine arttırmamı yapıyorum. Bakın. Her o 2 ilmeğin etrafından 2 ilmeğimi düz örüyorum. Ve yine arttırmamı yaparak sırt bölgesine geliyorum. Ve haroşamızı örmeye devam ediyoruz. Kol kısmına kadar yine aynı şekilde sırt bölgemizi haroş olarak örelim. Evet, yine aynı şekilde sırttaki haroşamızı ördük. Arttırmamızı yapıyoruz. Aynı şekilde 2 ilmeğimi örüyorum aradaki. Yine arttırmamı yaparak gördüğünüz gibi tekrar düz ilmeğimi örüyorum bir tane. Bir önceki sırada arttırma yaptım. 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve ahududumu kuruyorum. Birinci ilmeği çıkardım. Üçüncü başına doluyoruz ve beşinci ilmeğim. Aradaki 2 ilmeğim ters. Bir düz. Tekrar 2 ters. Tekrar ahududum için bir artırdım. Üçüncüyü ve beşinci ilmeğim. Yine 2 ters. Bakın düz ilmeğim. Aynı şekilde arttırmamı yapıyorum. Yani bu düz ilmeğim dediğim bir önceki sıradaki arttırmamdı. Sürekli hatırlatıyorum ama yanlışlık olmasın diye. İlmek kaydırması ya da yanlışlık yapmayın diye. 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar artırdım. Tekrar ön kısmın haroşasını örüyoruz. Şimdi artırdığımız ilmeklerimizi kol kısmında artırdığımız ilmeklerimizi her zaman 2 ters bir düz olarak ayarlayacağız. Bakın hep aynı şekilde gitmiş. Bakın 2 ters bir düz, 2 ters bir düz olarak gördüğünüz gibi aynı şekilde devam etmiş. Ayarlamalarınızı her zaman aynı şekilde yaparsanız 2 terslerimiz aradaki ters örgüler olacak. Düzlerimiz de bu ahududuların kuruluşu için olacak. O artırdığınız ilmeklerinizi yanlışlık yapmadan arka yüzünde zaten daha çok artırdığımız ilmeklerimizi kuruluşunu sağlıyoruz. Ters ya da düz olmasını. Çünkü ön tarafta artırdığımız için arka bölümünde de nasıl yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ve yine arka yüzüne döndük. Bakın bu örgümün şurasındaki dokuyu görüyor musunuz? Haroşa örgüsünün. Bu dokuyu da sağlayabilmek için ilmeğimizi alırken bu ipi bizden tarafta değil de, bakın bu şekilde haroşa örgüde bizden tarafta değil de, bunu bizden tarafta aldığımızda, bu ip bizden tarafta olup da ilmeğimizi boşaldığımız zaman burası düz oluyor. Ama
bu ilmeğimizi boşa alırken, hani örmeden ilk baştaki ilmeğimizi boşa alırken ipimizin durduğu yön önemli. Bu ipi arka tarafa geçirip böyle boşaldığım zaman bu kenardaki dokuyu elde etmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi. Haroşa örgüde de bu doku daha şık duruyor. Tekrar haroşama devam ediyorum. Ve arka yüzünde bu şekilde, bakın ters örgümü de, arttırdığım örgümü de haroşa yapıyorum. Arada iki tane ilmeğimi ters örüyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın, bu arttırdığım ilmeğimi bir önceki sırada ters örmüştüm. Ön sırada düz olmasını sağlamak için. Şimdi bunu düz öreceğiz. Yani şey gibi yapacağız. Şimdi arka sırada iki düz bir ters gittiği için modelimiz, bu iki düzünü öreceğiz. Ön sıradaki şu aradaki iki tersimizi sağlayabilmek için iki düzümü, şimdi bir ters örgümü yapıyorum. Tekrar iki düz örgü yapıyorum. Bakın, ahududumuzu kurabilmek için modelimize 5 tane ilmek çıkarmıştık bir ilmeğin içerisinden. Bu çıkardığımız ilmeklerimizi de arka yüzünden düz örüyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Düz örüyoruz ki bu ters dokuyu elde edelim diye. Aradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bakın, ters örgüye geldik. Yani şu kısmına geldik. Onu ters yapacağımız için, bu yukarıdaki ahududumuzu kurabilmek için tekrar iki düzümü örüyorum aradaki. Tekrar ahududum için arttırdığım, çıkardığım 5 ilmeğimi de düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine 2 ilmeğimi düz ördüm. Aradaki bir ilmeğimi ters ördüm. Tekrar o arttırdığım ikinci ilmeğimi de düz örüyorum. Ve aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Yani şu kenar ilmekleri. Ve sırt bölümüne geldik. Arttırdığım ilmekle beraber diğer kalan ilmeklerimizi haroş örerek diğer kolumuza geliyoruz. Ve diğer kolda da aynı şekilde buradaki gösterdiğim işlemi yapıyoruz. Evet, arka yüzünde aynı işlemi ikinci kolda da devam ettirdik ve ön yüzüne geçtik. Yine aynı şekilde ön kısmını haroşa örüyoruz. Kolun diğer kısmına geliyoruz. Ahududu modelini daha detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, ben daha önce paylaşmıştım. Ahududu modeli diye yazdığınız zaman çıkacağına eminim. Ve yine aynı şekilde arttırmamı yapıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi tekrar arttırmamı yapıyorum. Kol içine geldik. Ve bakın, ahududularımız ortaya çıkmaya başlayacak yavaş yavaş. Bir tane ters ilmeğim var, oluştu arka yüzünde. Tekrar bir düz ilmek. Tekrar aradaki iki ters ilmeğim. Düz ilmeklerimiz her zamanki gibi ahududu kurmak için demiştim. Ve ahududularımız için ters örgü yapıyoruz ön yüzünde. Bu şekilde ters örgüye devam ediyoruz. Aradaki iki ilmeğimi de ters ördüm. Ve bir tane düz ilmeğim, yani şu ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2 ilmeğim aradaki ters ve ahududaki 5 ilmeğimi de ters örüyorum. Aradaki 2 ilmeğimi de ters örüp tekrar düz ilmeğimi örüyorum. Yani şu kenardaki ahududum oluşmaya başlıyor yavaş yavaş. Aynı şekilde bu kenardaki o düz ilmeğimi de ördüm. Aradaki ters ilmeğimi ördüm.
ve arttırmamı tekrar yapıyorum. Bu arttırmayı da yine aynı şekilde ters örgü yapacağız. Yani dediğim gibi iki ters bir düz, iki ters bir düz olarak devam edecek ahududumuz için. Yine aradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Şu kenar ilmeğini. Yine sırt bölgesindeki arttırmamızı da yapıyoruz. Arkadaki buradaki haroşamızı devam ediyoruz. Ve aynı gösterdiğim işlemi diğer kolda da uygulayacağız. Sıramızı tamamlayacağız. Evet, tekrar arka yüzüne geldik. Yine aynı şekilde haroşalarımızı örüyoruz. Diğer kolda da aynı işlemi uyguladım. Gösterdiğimiz gibi. Arka yüzünde tekrar modelimize devam edeceğiz. Evet, artırdığım ilmeğimi de haroşa örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi ters örüyorum. Ve yine dediğim gibi arka yüzünde bu artırmalarımızı kuruyoruz. Arka yüzünde her zaman iki düz bir ters, iki düz bir ters olarak ayarlayacağız artırmalarımızı. Evet, ahududularım da burada aynı şekilde. Onları da düz örüyoruz. Aradaki iki ilmeğimi örüyorum. Bir tane ters ilmeğim var. Tekrar iki düzüm. Tekrar ahududumu kuruyorum. Aynı şekilde. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. İki düz ilmeğimi örüyorum. Artırdığımla beraber tekrar iki ters ilmeğimi örüp tekrar artırdığım sırt bölgesindeki artırdığım ilmekle beraber hepsini de haroşa olarak devam edeceğim ve diğer kolda da aynı işlemi yapacağız. Ön yüzüne geleceğiz tekrar. Evet, örgümüzde tekrar ön yüzüne geldik. Ahdudularımız ortaya çıkmaya başladı. Tabii şişim küçük olduğu için şu an göstermesi biraz sıkıntı oluyor. 3 sıra yapmış olduk ahududumuzu. Önlü arkalı bakın. 1, 2, 3. sırayı yaptık. Şimdi 4. sıraya gideceğiz ön yüzünden. Yine aynı şekilde artırmalarımızı ve ahududularımızı örmeye devam edeceğiz. Bir sıra daha gideceğiz ön yüzünden. Tekrar arka yüzünden bir sıra daha gittikten sonra, yani ahududumu 5 sıra olarak tamamladıktan sonra tekrar ön yüzüne geleceğiz ve diğer ahududuların kuruluşunu ve diğer ya bu yaptığımız ahududuların da toplanışını göstereceğim size aynı şekilde. Ve misin alışıya geçireceğim bunu aynı şekilde. 2 sıra daha gittikten sonra ön yüzüne geleceğiz. Bir sıra önden, bir sıra da arkadan. Tekrar ön yüzüne geldiğimizde modelimizin tamamlamış olacağız. Evet, ahududularımın 5 sıra yaptım bakın ben. Gidip geldim 2 sıra daha dediğim gibi size. Ve tekrar ön yüzündeyiz. Ahududularımızı toplayıp diğer modelin kuruluşlarını göstereceğim size. Ve bu arada misin alışıya geçirdiğim için daha rahat oluyor yapması. Çünkü ilmekler arttığı için diğer düz şişlerimize sığmıyor. Yine aynı şekilde arttırmalarımızı her zaman devam ediyoruz ön yüzünde. Evet, arttırdım. Yine aradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Yine arttırmamı yapıyorum. Aynı şekilde iki tane ters ilmeğim. Bakın şu kenardaki düz ilmeğim. Şunun kuruluşu çıktı ortaya, bu kenardakiler. Bakın buradaki. Burada tekrar modelimizi kuracağız. Bir, ahududumuzu koruyoruz. İçinden 5 tane ilmek çıkarıyoruz. Ve 5. ilmeğim. Tekrar aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Ve bu ahududularımı topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim.
Bunun toplanmasını tığla da yapabiliriz. Onu göstereyim size. Tığla nasıl yapıldığını. Bakın böyle küçük bir numara tığımı alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimi tığıma geçirdim. Ve ilmek, bakın ilmeği takıyorum ipime. Bu 5 ilmeğin içerisinden bir tane hepsini toplayarak diğer şişime aktarıyorum. Gördüğünüz gibi toplamış olduk ve düz örerek topluyoruz. Ve aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Bakın şu tam ortadaki ahududumuzu yapıyoruz. 1, 2, 3 artırmayla beraber 5 ilmek yaptık. Tekrar 2 tane ters örgümü örüyorum. Ve yine ahududumu topluyorum. Aynı şekilde. Bu şekilde kolaylıkla toplanıyor. 5 tane ilmeğimi tığıma taktım. İçinden bir ilmek çıkartıp ve diğer şişime geçiriyorum bu şekilde. Topladık. Yine aradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. Ve yine bakın bunu kurduk. Bunun kuruluşundayız. Ve yine aynı şekilde 2 3 ilmek arttırarak 5 ilmek tamamladık. Aradaki 2 ters ilmeğimi örüyorum. Bir tane düz örüyorum ve aynı şekilde arttırmamızı yapıyoruz. Şu başlangıçta yanlış söyledim sanırsam. Arttırmadan sonra düz örerek 2 ters tekrar ahududu kuruyoruz. Arttırmamızı yaptık. Yine aynı şekilde aradaki 2 düz ilmeğimi örüp arttırmamı yaparak sırt bölümüne geçmiş oluyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ahududularımız ortaya çıktı. Bakın. Ve bu gösterdiğim yöntemleri aynı şekilde kolun diğer bölümlerinde de uyguluyorsunuz. Ve arttırdığınız ilmekleri ön yüzünde bir düz iki ters olacak. Arka yüzünde de iki ters, iki düz bir ters olarak ayarlayacaksınız arka yüzünde. Her zaman aynı şekilde yaparak ahududularımızın kuruluşunu sağlıyoruz bu şekilde. Bir sonraki ahududularımız 1, 2, 3 tane olacak. Bakın yani şu direklerin üstündeki ahududularımızın kuruluşunu sağladık. Her sırada arttırma yaparak modelimizin artmasını sağlıyoruz ve bu şekilde gösterdiğim şekilde ahududularda kuruyoruz. Kol kısmına kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ahududu yaptım ben ve toplamadım hala ahududularımı gördüğünüz gibi. Bunları toplarken aynı zamanda bu kol ayırma artık kolu ayıracağız ve yeterli olacak bu şekilde. O bölümü göstereceğim size. Evet, hırkamızda kol ayırma kısmına geldik. Misin alış işleme taktım tekrar örgümü. Dediğim gibi 6 taneydi burası. Şimdi normal haroşamızı örüyoruz. Yaka kısmındaki burayı bu şekilde örüp kol kısmına ayırma yapacağız. Hırkamızda ilk önce kolları tamamlayacağız. Sonra beden kısmını tamamlayacağız. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, son kısma doğru geliyoruz. Artık bundan sonra arttırma yapmayacağız. Bu sırada ayırma kısmı olduğu için arttırma yok. Normal örüyoruz. Bakın aradaki bu iki tane ilmeğimin bir tanesini ön tarafa vereceğiz. Bir tanesini de kol kısmına vereceğiz. Yani bir tanesini bu şekilde ördüm. Bunu bu şekilde tamamladık. Şimdi bundan sonraki işlemde hırkamızın kolunu tamamlayacağız. Ve bunu başka şişe takarak örgümüzü
Bakın bu şekilde hem kol kısmını ayıracağız hem de bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Artık bundan sonra arttırmamız yok. Aynı şekilde bu kenardaki ilmeğimizi iki düz yapalım. Yani bu bir kenar ilmeğimizin, bir de buradaki ilmeğimizi iki düz yapıp iki tane tersimi örelim. Ondan sonra ahududularımızı kuruyoruz burada. Çünkü aynı zamanda hem toplarken hem kurulum yapıyoruz. Bir ilmeğin içerisinden 5 ilmek çıkartıyoruz. 2 3 ve bakalım 1 2 3 4 5 tane yaptık. Aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Ve yine aynı şekilde ahududularımın toplanmasını sağlıyoruz. Bu şekilde. Diğer gösterdiğim tığ ile olan yöntemi de yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Dediğim gibi tığlı yöntem daha basit. İçerisinden bir tane ilmek çıkartıyoruz ve topluyoruz. Aradaki iki ters ilmeğimi örüyorum. Bunun kol kısmını bu şişimize geçirene kadar öreceğiz. Bu kolu tamamen bu sol şişimize geçirene kadar öreceğiz. Aynı zamanda ahududularımızı yapacağız ve ahududuların toplamasını yapacağız ve diğer ahududularımızın da başlangıç kuruluşunu yapacağız. Bu şekilde diğer şişimize geçirelim. Evet, ben diğer şişe geçirdim. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6. ahududu da ahududumu toplarken başka bir 3,5 numara şişe geçirdim ve bunu bu şekilde öreceğim. Kol kısmını tamamladıktan sonra tekrar arka kısmına geçeceğiz. Yine aynı şekilde diğer kolu da aynı şekilde yapacağız. Bu kolu ayrı bir şekilde örerek tamamlayacağız. Kolumuzu tamamladıktan sonra da beden kısmını diğer koluna geçeceğiz. Aynı şekilde örmeye devam edeceğiz ve başka şişlerle kolumuzu tamamlayacağız. Bu şekilde örelim ve tamamlayalım. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben kol kısmını bitirdim. Bakın bu şekilde. Yeterli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra kolumuz daha ahududu yapmayı bıraktık ve direkt lastik bölümüne geçiş yapacağız. Ben size isterseniz ahududularımızı sayalım. Bakın şöyle her sıradan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ahududu yaptım ben. 15 sıra ahududumuz oldu. Bundan sonra lastiğimizi kuracağız. 15. ahududumuzun bitişinde. Hatırlıyorsunuz, her ahududuyu toplarken diğer ahududunun başlangıcını kuruyorduk. Şimdi ahududularımızı toplayacağız ama başlangıç ahududusu kurmayacağız. Lastiğimize direkt geçiş yapacağız. Hiç eksiltme yapmadan ben direkt ördüm kol kısmını. Şuradan ahududumuzu bakın. Toplamayı göstereyim size şu şekilde. Biliyorsunuz topluyorduk. Bana bu şekilde kolay geldi ve böyle topladım. Bu şekilde. Ahududumuzu topladık. İki sıra aradaki iki ters örgümü örüyorum. Tekrar ahududumu burada başlangıcı oluyordu. Bunu kurmuyoruz. Bir tane örüp gidiyoruz. Yine iki tane tersimi örüyorum. Arka sıraya geçtiğimizde de lastiğimizi örmeye başlayacağız. Ben örgümüz haroş olduğu için haroşa lastik yapmayacağım. Bir ters bir düz örgü lastik yapacağım. Çünkü kol kısmı olduğu için biraz kolu hani geniş olmasın. Bilekte daha sıkı dursun diye lastik örgü yapacağım. Bir ters bir düz. Yine iki tanemizi örüyoruz. Bir tane düzümüzü örelim. İki aradaki tersimizi örelim. Yine aynı şekilde. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde toplayacağız. Gördüğünüz gibi. Sıra sonuna kadar bu şekilde toplayalım. Arka sırada da lastiğimizi kurmaya başlayalım.
Evet, ahududularımı topladım ben. Şimdi arka kısmında lastik örgümüze geçeceğiz. Bir düz bir ters yapacağız. Bir tane ilmeğimizi örmeden alalım. Her zamanki gibi kenar ilmeğimiz. Bir tane düz. Bir tane ters. Bir düz. Bir ters. Bu şekilde bir düz bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Gördüğünüz gibi. Bundan sonra lastiğimizi yapalım. 3 santim yapsam yeterli olacağını düşünüyorum lastiğimizin. 3 santim bir ters bir düz lastiğimizi devam edelim ve bitirelim. Ve tekrar beden kısmını birleştirerek diğer kola geçişi göstereceğim size. Evet, ilk kolumuzu bitirdik. Lastiğini yaptım gördüğünüz gibi. 3 santim değilse de 2 santim kadar ördüm. Bu şekilde bakın ilk kolumuz tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi şimdi misine alış işimizin olduğu kısmı tekrar bakın bu şekilde örerek birleştireceğiz. Buradan diğer ipimizin ucunu alıyoruz ve örmeye başlıyoruz. İlk kolumuzu bitirdiğimiz için, çünkü ilk şu beden kısmının bu ön kısmını örmüştük. Bakın şu kısmı örmüştük burayı. Tekrar örerek kola geldik ve kolumuzu tamamen tüm bitirip tekrar bedende kaldığımız yere devam edeceğiz. Bu şekilde ipimizi alalım. Aynı şekilde haroş örgüyle örgümüze devam edeceğiz. Ve diğer kola geçeceğiz. Evet. Evet, sırt bölgesindeyiz şu an. Kollarımızı bitirdiğimiz için, hani biraz ilmek sayımız azalacağı için bundan sonra beden kısmı daha kolay olacaktır. Diğer kolumuzda yaptığımız zaman sayılarımız azalacağı için rahatlıkla yapabileceğiz ve daha çabuk bitireceğiz. Çünkü bundan sonraki kısmı haroş örgü olacak tamamen. Evet, diğer kola doğru gidiyoruz. Aynı şekilde. Tabi bu kol altının tamamen birleşmesi için arkadan gelirken haroşa yaparken tamamen birleştirerek ördüğümüz zaman bu kısım birleşecektir. Arttırma ya da eksiltme yapmayacağız kol altında. Direkt örerek birleştirmeye başlayacağız. Bu şekilde kol kısmına kadar örelim. Evet, sırt bölgesini tamamladım. Tekrar ikinci kolumuza geldik. Yine aynı şekilde diğer kolda yaptığımız gibi başka bir şişe geçirerek kolumuzu tamamlayacağız. Dediğim gibi koldaki ahududumuza da devam ediyoruz bu arada. Bakın birleştirme kısmındaydık ahududunun, yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıra ahududu da kol ayrımımızı yapmış oluyoruz. Aynı zamanda diğer ahududumuzu da toplarken diğerinin de başlangıcını yapıyoruz. Evet, bu şekilde aynı sistemle bu kolu bitirdiğimiz gibi aynı şekilde bu kolumuzu da bitirerek kol kısımlarını tamamlayacağız. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ikinci kolumu da bitirdim ben. Aynı şekilde lastiğimi ördüm bir ters bir düz ve bitirdim. Şimdi sadece hırkamızın beden kısmı kaldı gördüğünüz gibi. En son arka bölümünde kalmıştık.
sırt bölümünden kola geçiş yapmıştık ve kolumuzu tamamladık. Şimdi tekrar diğer ön tarafımızın geçişine geldik. Tabii ipimizi en son kolumuzda bıraktığımız için tekrar yeniden ip buradan takacağız. Ve haroşa örgümüze aynı şekilde devam ederek gideceğiz. Tabii sonra bu iplerimizi bağlayıp yok edeceğiz. Bu şekilde. Bundan sonra kol kısmı bitti. Sadece beden kısmı. Aynı şekilde haroşa örerek hırkamızın beden kısmını tamamlayacağız. Bundan sonrası daha kolay olacak tabi. Bu şekilde haroşamızı örerek bu tamamen birleştirme işi. Tekrar arkaya döndüğümüzde örerken kendi kendine birleşecek zaten bu. Bu şekilde örerek tamamlayacağız. Dediğim gibi kol kısımları bittiğine göre bundan sonrası daha rahat yapılacak. Düğme deliği ben 4 tane bırakacağım bunda. Siz isterseniz aşağıya kadar yapabilirsiniz düğme deliklerini. Sadece ben üst kısımda bırakacağım. Daha fazla yapmayacağım. Bu şekilde. Bundan sonrası dediğim gibi daha kolay olacak. Sadece bedenini örerek tamamlayacağız. Şu şekilde çekelim. Misin alış işle yaptığımız için tabii bundan sonrası daha kolay olacak. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi hırkamızın sonuna kadar yapalım. Sonunda hep birlikte bitişini görelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi hırkamı bitirdim ben. Çok şık, çok güzel bir hırka oldu. Kollarımı diktim. Düğmelerimi diktim. Bakın 4 tane düğme iliği bırakmıştım. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde çok şık ve güzel bir hırka oldu. Ön kısmı bu şekilde, arka kısmı hırkamızda. Kız çocukları için 0-2 yaş bebekleri olur bu yaptığım sayılarda. Gördüğünüz gibi. Şimdi kol altından sonra haroşayı kaç santim yaptım onu göstereceğim size. Bakın bu şekilde toplamda 22 santim yapmışım. Gördüğünüz gibi. Yapmak isteyenler için diyorum. Bu şekilde. Yapmak isteyenler için kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da unutmayın lütfen.